Evet. Evet arkadaşlar. 2023'te Koç burçları ne yapıyor? Çok hızlı geçeceğim. Tabii fazla detaylı olmayacak. Nasıl olsa aylık videolar çekiyoruz. Arkadaşlar, genel olarak bakmak gerekirse Jüpiter yani Koç'un ya da yükselen Koç'un doğal olarak 9. evini yöneten Jüpiter ne yapıyor? 16 Mayıs'a kadar Koç burcunda. Bu şu demek. 9. ev bizim inançlarımız, hayata bakış açımızla alakalıdır. 9. ev bir talih evidir. Eğitimle alakalıdır, felsefeyle, inançlarımızla ve hayata bakış açımızla alakalıdır. Yurt dışını yönetebilir, yabancı dil, master, doktora gibi üst düzey eğitimi de gösterir. Bu şu demek. Madem ki 16 Mayıs'a kadar Jüpiter Koç burcunda ve bir daha 12 senede gelmeyeceğine göre ki hatırlayın 2010-2011 yıllarını aynen o yıllardaki gibi size bir takım değişimler getiriyor. Bunu halledin diyorum. Yani 16 Mayıs'a kadar ki evreni döllemek ya da kozmozu döllemek diyorum. Bir şeye başlayın. Yani doğru bir şeye başlayın. Çünkü bunu yaparsanız Jüpiter genişleme yarattığı bir şeyi de büyüttüğü için size ne yapabilir? Doğru anlamlı bir şeyler getirebilir. Bu para olabilir, mal mülk olabilir, evlilik olabilir. Jüpiter bu anlamda 16 Mayıs'a kadar ne yapacak? Size yardımcı olacak. Tabii birinci ev kişinin kendisiyle alakalı. Bedenimize, sağlığımıza da ne yapmamız lazım? Dikkat etmemiz lazım. Fakat geçenlerde hani yazdı Armağan Çağlayan mesela Koç burcu o da kanser olmuş. Allah yardımcısı olsun. Fakat Jüpiter için şu ikazda da bulunmam lazım. Jüpiter iyi bir şeyleri büyüttüğü gibi arkadaşlar kötü bir şeyleri de büyütür. Yani hiç kimse kalkıp da şu iddiada bulunmamalı. Efendim Jüpiter geldi Koçların yılı. Eklemizi biçeriz biz. Yani kimsenin yılı, kimsenin ayı diye bir şey yok. Hiçbir gezegen, hiçbir kişiye, hiçbir şekilde ne yapmaz? Torpil yapmaz. Bir şey yaparsın, bu iyi bir şeydir. Onu büyütür. Kötü bir şey ekersin evrene, onu büyütür bu sefer de. O yüzden de hani diğerleri gibi yok Jüpiter Koç da yılın şanslı burçları falan. Ya yılın şanslı burcu dünyada her burçtan 600-700 milyon insan yaşıyor. Yani 600-700 milyon Koç'un 16 Mayıs'a kadar çok iyi şeyler yaşayacağını iddia etmek tabii komik. 16 Mayıs sonrası da tabii Boğa'ya geçecek. Boğa tabii Koç'un para evidir. İkinci ev tabii bizim kendimize ait paramızdır. Yani bizim kendi yaptığımız paradır. Ondan buradan gelen değildir. 2-8 aksında tabii olabilir. Yani mirasla da kişiye para gelebilir ama miras tabii daha çok 8. evin konusudur. İkinci evde kendi varlığımız, kendi elde ettiğimiz konforla alakalıdır. Kişi kendine tabii bir takım yatırımlar yapabilir 16 Mayıs'tan sonra. Soruyorsun. Ben genelde yatırım tavsiyesi vermeyi sevmiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çünkü hani gidin coin alın, gidin hisse senedi alın, gidin ev alın, bark alın, altın alın. Daha sonra hani ters köşeye geliriz. İnsanız, hepimiz yanılırız. Kimsenin o anlamda canını yakmak istemem. Ama maddi konularda genel olarak bakıldığında eğer 16 Mayıs'a kadar doğru pozisyonlar alırsanız 16 Mayıs'tan sonraki bir yıl boyunca size bir faydası olabilir. Ama haritanızda zararlı bir Jüpiter vardır. Aksine sorun da çıkartabilir. Bu bağlamda nasıl 2010-2011'de işte Jüpiter Koç'taydı. 2011-2012 yıllarına bakın. Ne olmuş mesela? Bana genelde iyi paralar getirdi. Ama ben genelde zaten para istediğim zaman gelir. Aa böyle yok o mantra mırıldanma böyle şeylere inanmam. Yok çekim yasası bunlar boş işler. Eylem yaparım sürekli. 5 ayrı işim var çalıştım. Gelsin bir zahmet. Yani ikisinden gelmezse üçünden gelir. Yayılın. Yayılın. Yani tek bir şeye kalkıp da hani gönül bağlamayın sonra sorun çıkar. Peki ne yapıyoruz? Kuzey ve Güney karmik ay düğümleri. Bunlar hala Boğa Akrep aksında. Boğa Akrep aksında olduğu için son tabii bir yıldır filan tabii bu başkasının parası ya da işte sigorta, borçlar vesaire gibi konularda bu miras da olabilir. Boğa Akrep aksında bir takım hani sıkıntılar tam tersi çünkü Kuzey düğüm Boğa'da maddi olarak gelirini arttırmış koçlar da olabilir. Arkadaşlar 17 Temmuz gibi tabii Temmuz'da artık
Kuzey karmik ay düğümü ve güney karmik ay düğümü Koç ve Terazi aksına geçecek. Koç ve Terazi aksında olacağı için ki tam 20 Nisan'da bir güneş tutulması var Koç burcunda. Güneş tutulmaları biliyorsunuz. Güneş ve ay kavuşurlar fakat bir yeni aya göre tabii çok daha güçlüdür. Burada ne yapabilir? Yeni bir başlangıç getirebilir size. Bu evlilik olabilir. Evlilikleri olanların evlilikleri de bitebilir. Fakat kişinin direkt kendisiyle alakalıdır birinci ev. Ve bu birinci evde kişi kendisine doğru yatırımları yapmalıdır. Tabii Koç, birinci ev, ben, terazi, biz, ortaklık ya da evlilik, partnerlik yeri olduğuna göre burada ben ve sen dengesi iyi kurulup iyi bir ortaklık ne yapılmalı? Hayata geçirilmeli. Yani ortaklı iş yapmak isteyenler için de anlamlı olabilir. Bu ne zaman böyleydi? İşte 2004-2005 o yıllarda. Şimdi tabii herkes tabii 2003-2004-2005-2006 o yıllara baksın. Koçlar genelde bir süredir o yılların bir takım ne yapıyor? Kuzey ve Güney karmik ay düğümlerinin yine bir farklı varyasyonunu yaşıyor. Çünkü yaklaşık 18,5-19 yılda bir ne yapıyor? Dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Karmik düzeltmeler yapıyorsunuz. Satürn ise Satürn önemli tabii. Büyük gezegenlerden Satürn de pozisyon değiştiriyor. Biliyorsunuz 2020'nin Mart'ından beri Kova burcundaydı. İşte pandemiyi de tabii üreten insanlar biliyorlardı ki Satürn'ün o kısıtlamalarını tabii bizi bir çeşit hapse tıktı. Society, toplumu ne yaptı? Belirli kalıplara, yani yeni kalıpları yükledi. Çünkü Satürn gittiği burçta o burcun anlamları üzerinden bir takım ne yapar? Sıkıntılar yaratır. Haliyle de 11. ev olduğu için Koçlar açısından biz tabii hani toplumun karşısına çıkmayı uygun bulduk. Kendimize öyle bir yatırım yaptık. Tabii 11. ev Satürn'ü artık 7 Mart itibariyle bitecek. O yüzden de Mart'a kadar toplumsal bir şeylerin içine girmek isteyen insanlar ki mesela 11. ev Uranüs etkili olduğu için işte biz ne yaptık? Uranüs yani YouTube'a, Instagram, sosyal medyaya ben giriş yaptım. Teknoloji işine de girebilirdim. İnternet üzerinden e-ticaret de yapıyor olabilirdim. Kendime bir site de açıyor olabilirdim. Ya da bir cemaate, bir örgüte girip orada da çalışabilirdim. Haliyle burada tabii herkesin kendi hayatı farklı olduğu için bu konularda harekete geçmek isteyen insanlar Mart'ın ilk haftası bitinceye kadar bunu halletsinler. Çünkü Satürn ondan sonra ne yapacak arkadaşlar? Balık burcuna geçecek. Balık astrolojide son burç olduğu için orası emekli yeridir. Çünkü Koç'ta başlar Satürn hareketine. Balığa geldiğinde der ki ben 1996-1998 arası Koç burcundayken bir devrime başladım. 29-30 sene sonra da işte ne yapıyorum? Kendi yerime geri dönüş yapıyorum. Bu arada da balık burcundayken artık bir şeyleri kapatıyorum gibi. Ben de emekliliğimi alacağım falan diyormuşum. Balık burcunda tabii olacağı için burası Koçların yani bizim 12. evimiz. Arkadaşlar 12. ev zordur. Gizli düşmanlıklar olduğu gibi ki babamın güzel bir lafı vardır. İnsan kadar kendine düşmanlık eden hiçbir varlık yoktur. İnsan kendi kendinin düşmanıdır. Biz tabii işte o bize şu zararı verdi, bu bize bu zararı verdi diyoruz ya. Şimdi 12-6 aksıdaki bir Satürn demek, eğer ki işsiz güçsüz 6. evde adam gibi rutini olmayan, spor yapmayan, işi gücü ve yoğunluğu olmayan koçların ağzının içine tükürecektir. Net söylüyorum. Çünkü ben hatırlıyorum 94-95-96 yıllarını. Ben o zaman güya çok akıllıyım ya böyle 21 yaşında filan benim ağzıma tükürdü. Ortalarda gezip haytalık yapıyorduk. Yok devrimciyiz yok bilmem ne aslı yok yaylasında at koşturuyorduk. Bir de bir kadına aşık olmuştum takmıştım ona. Obsesyonlarım artmıştı iyice kafayı yemiştim yani. Hayatımdaki en kafayı yediğim andır 94-96 net söylüyorum.
Güya eğitimliyiz, okuyoruz, biliyoruz ya. Ama tabii bir bok bilmiyormuşum. İlk defa ben Satürn kapanışını 94-96 arasında yaşadım. Etrafınızda, yani tabii yaşı bize uyan, 94-96'da koçlar ne yaşadığını biliyor. Ama tabii 90'lı arkadaşlar bilmediği için onlar şimdi öğrenecekler. İnsan tabii laftan anlayan bir varlık değil. Zaten laftan anlasaydık cennetten kovulmazdık metaforik olarak. Değil mi? Tanrı bize bir şey söylerdi kalu belada, biz de derdik ki tamam filan. Ama tabii yaşayınca öğreniyor insanlar. Akıllı olun, aklınızı almasın Satürn. Oturun bir yerde adam gibi. 12-6 aksında da tabii gizli düşmanlıklar ortaya çıkacaktır. Ama gizli düşmanlıklardan biri, Allah korusun, bilinçaltındaki senin saçmalamaların da olabilir. Allah korusun, yine kanser de olabilir. Ne yapıyorsun? İşte kendi kendine düşman oluyorsun orada. O yüzden de 6. evin rutinlerini, çalışmak, iş, güç, koşturmak, spor yapmak, yani bunları ihmal etmeyin. 12'den kurtulmanın en iyi yolu 6. eve rücu etmektir. Fakat astrologlar, gene muhteşem astrologlarımız yorumu yapmışlar. 12. evde hasta olacağınız, inzivaya çekileceğiniz, sizi tımarhaneye kapatacaklar, evde yan gelin yatın filan. Arkadaş, böyle bir şey olmaz. 12. evin panzehri 6. evdir. Bu kadar. That's it. Ya 6. evi gerçekleştirirsin ya da 12. ev seni böyle kucaklar, o tutturur kucağı. O zaman anlarsın Hanya'yı, Konya'yı, Almanya'yı. Yok gezegen geri gitti, yat. Yok Satürn 12. eve geldi, gene yat. Zaten ayı 12. evde olduğu için TC haritasının, bizim zaten millet yatmayı çok seviyor. Tek bildiği işte bir şey yapayım, ondan sonra da yatayım filan. Ayda tabii ikizler de ya orada. Dinlerken bile aslında yalandan sırası gelsin de konuşmak, gevezelik yapmak için susuyor. Dinlediği filan da yok. Devam edin. Durmak yok, yola devam diyorum. Dikkatli olalım arkadaşlar. Koçlar, deli gibi çalışıyorsunuz, spor yapıyorsunuz, rutinlerinizin dışına çıkmıyorsunuz, 6. evde bir asker gibi çalışıyorsunuz. Bu kadar. Bunu yaparsanız 12. ev size hiçbir şey yapamaz. Ha tabii arada çekilin inzivaya, insanlarla da gerekirse az görüşün, kısıtlanacaksınız zaten. Orada kendinizde bir takım içsel muhasebeler yapın. Biz ne yaptık 96'dan beri diye bir takım hesaplara girin. Ya da ben 94-96 işte o yıllarda ne yapmıştım da canım sıkılmıştı sorusuna doğru cevap verin. Yine aynı şeyi yaşamayın. Neticede Satürn zaman tanrısı olduğu için zaman tabii bir karmadır. Yani ektiğini biçersin. Sana önüne sürekli aynı soruyu koyduğunda evren, sen ona ısrarla sürekli aynı yanıtı verip ve sürekli o dersten kalıyorsan sen bir inatçı gerizekalısındır. Bu kadar. Demek ki o soru sana geldiğinde ne yapacaksın? Suçu Ahmet'in, Mehmet'in, Hüseyin'in üstüne atmayacaksın. Verdiğin yanıtı değiştireceksin. Evren de yanıtını değiştirecek. Yoksa sopayı yemeye devam. Bu kadar basit. Zaten bu anlamda biliyorsunuz en önemli transit, ki 2008'den beri Oğlak Burcu'nda olan, ki Oğlak yönetim yeridir, Satürn'le haşir neşir olan Plüton amca artık oradan çıkış yapacak. Mart ayında ne yapacak arkadaşlar? Kova Burcu'na bir giriş yapacak. Fakat buradaki önemli olan şey şu, şunu unutmayın. Bir gezegen bir burca sıfır dereceden girişini yaptığı anda selamun aleyküm der. Ben geldim. Kontratı yapmaya geliyor. Kova Burcu'nun yöneticisi olan Uranüs'e diyor ki, ben diyor 2042 yılına kadar senin evinde kiracı olarak kalacağım. Sen de bu arada, kiracım benim artık, sen ev sahibisin. Okey ama buranın idaresi artık bende. Bende. Şimdi tabii şurası çok önemli. Tabii oğlaklar, yengeçler, teraziler ve koçlar 2008'den beri bu Plüton'un zorlayıcı etkisiyle tabii ciddi dönüşümlere maruz kaldılar. Ve bu maruz kalma tabii yordu onları. Fakat hemen sevinmeyin arkadaşlar. Çünkü Temmuz ayında geri vitese takıp şöyle bir ne yapacak? En son 29. dereceden 30'dan giriş yapacak Oğlak Burcu'na ve sizi, ya bizi, yani ben de koçum tabii, yengeçi, teraziyi ne yapacak arkadaşlar? Son bir final sınavına tabi tutacak. Yani daha gitme, daha gitti filan deyip son anda hata yapmayın. Ondan sonra
Mahvedersiniz. Bir çuval inciri berbat edersiniz. Dikkatli olun. Bu yılın etkilerinden bir tanesi de bu Ağustos'ta Venüs'ün geri gidişi. Arkadaşlar Venüs geri gidişini ben ciddiye alırım. Çünkü Venüs geri giderken Venüs tabii bizim sevme modülümüz. Aşkla, sevgiyle, ilişkilerle, evlilikle alakalı. Terazi ve boğa yöneticisi olarak da bazen maddi kazançlarla, bazen ilişkilerle, evlilikle ve partnerle alakalı. Bu sebeple de Venüs'ün geri gittiği zamanda, bakın ben geri gittiği zamanlarda bir şey yapmayın demiyorum. Aksine bir şey yapın. Sevginiz için daha fazla mücadele edin. Zaten Türkiye'nin Venüs akrebi var. Zayıf bir Venüs o. Nefrete kolay dönüşebiliyor. Geri gittiği için de soğutabilir. Yani bir soğukluk verir. Kişi insanlardan kolay soğuyabilir. Oturun, gözünüzü kapatın. Duygularınızı bir kenara koyun. O kişinin sizin için ne yaptığına iyi bakın. Ona göre karar alın. Yani duygularınızla karar almayın. Sevgi emektir. Emek de çok net pozitif bir şeydir. Yani senin annen yemek yapıp önüne koyduğu ve sen o yemeği yapıp karnını doyurduğun için ve o yemek senin hücrelerinde saç, kıl, tüy, dalak, ciğer olduğu için sen anneni seviyorsun. Bu kadar basit. Bu bir net eylemdir. Öyle söylemle aşkım, cicim, seni çok seviyorum filan. Bunlar boş laflar. Bizim boş lafa karnımız tok koçlar olarak. Venüs geri giderken Ağustos ayında dikkatli olalım. Tabii bu aslandaki bir geri gidiş olduğu için aslanın tabii çocuk temasıyla, aslanın kumar oynama, borsa, hisseler, bu tip konularda da pozisyonlar açılmışsa şayet bir takım düzeltmeler olacaktır. O düzeltmelerde maliyet düşürebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Yani ben bir şey yapmayın demiyorum. Gerekirse maliyet ama önceden yapmış olduğunuz bir şeyin tam tersini yapmayın. Gene aynı şeyi yapın ama onu daha iyi yapın. Bu kadar. Yani geri gittiğinde bunu yapacaksınız. Yine aynı şeyi yapacaksınız ama daha iyisini yapmaya çalışacaksınız. Yani bir kitabı yazmışsınız da onu düzeltiyormuşsunuz gibi. Sevginiz var, bitirmek yerine onu tamir etmeye çalışmak gibi. Bu da bir eylemdir. Soğukluk yaratmayın. Koçlar yapmaz gerçi ama tabii aslanda Venüs geri gittiği için hayatınızdaki insanlar yapabilir. Onu söyleyeyim. Onlara da yapabileceğiniz bir şey yok. Ya da deyin ki ya yalvarın yakarın bak Venüs geri gidiyor. Usludur. Ondan sonra ileri harekete geçtiğinde pişman olursun. Ha dinlerler mi? Genelde insanlar laf dinlemez. Onu da söyleyeyim. Bir kere söyleyin. İkinci kez söylemeyin. İkinci de eyleme geçin. Bırakın kendisi öğrensin. Şahsın. Evet. Genel olarak yorumlarım bunlardır arkadaşlar. Jüpiter, Satürn ve Plüton ve Kuzey ve Güney karmik ay düğümleri bunlar burç değiştiriyorlar. 2023 inşallah olumlu değişimleri getirir dünyaya, ülkemize ve bize diyorum. Daha detaylı yorumlar için zaten ne yapacağız? Her ay yorum yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar diyorum. Sağlıcakla kalın.